Kader bir sakin olup doğru düzgün anlatır mısın? Hiçbir şey anlamadım. Yani lokumcuzadelerin torunu Meral değil sen miymişsin? Aynen öyle. Benmişim Songül. Aradıkları torun benmişim. Sadri dede benim dedemmiş. İnanmıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Meral? Konuşmaz tabii. Konuşmaz çünkü doğru. Ya gözümün içine baka baka ben dedeme bir kere dede diyemedim. Senin yüzünden. Ya dedem benim dedem olduğunu bilmeden öldü. Meral, doğru mu bunlar? Ya Meral konuşsana doğru mu? Songül. Songül. Songül tamam. Ya Songül, konuşsan nasıl vicdansız bir kızsın? Nasıl böyle bir şey yaptın ya? Niye? Songül tamam. Bu kız senin kardeşini nasıl böyle bir şey yaptın? Niye olacak? Niye olacak para için? Lokumcuzadelerin serveti gözünü döndürdü. Zenginlik için kardeşini sattın be kardeşini. Konuşsana. Tamam yeter. Bir sakin olun üstüne varmayın kızın. Bir açıklaması vardır belki. Değil mi Meral? Bir açıklamam vardır. Tabii ki de yok. Tabii ki de yok çünkü suçlu. Ya lütfen bir sakin olabilir miyiz? Lütfen Kader ya sen nereden öğrendin bunu bir onu söyle. Ya Ejder'den. O biliyor muymuş? Evet biz bir tane kadın bulmuştuk Ceyda. Annemin üniversiteden arkadaşı. Demet babanın kim olduğunu söylemişti. Evet işte o da yalanmış. Hepsini bu ayarlamış. Meral kadına para vermiş ya. Para vermiş yalan söylesin diye. Ejder öğrenmiş. Ya bana babam olmayan ölmüş bir adamı babam diye yutturmuş. Oha Meral. Ben bunun yüzünden günlerce benimle alakası olmayan bir adam için ağladım ya günlerce. Sen nasıl bir kalpçiysin nasıl ya? Nasıl Kader, yaparsın dur, bana? Kader, 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 nasıl yaparsın? Ya Kader, biraz sakin ol. Belki Ejder yalan söylüyordur. Ya evet, Meral hep diyordu o adam kötü biri diye. Ya belki pislik olsun diye söylemiştir böyle bir şeyi. Ha öyle değil mi Meral? Meral. Meral! Meral öyle değil mi? Ejder yalan söylüyor. Hayır. Allah kahretsin ya. Ejder doğruyu söylüyor. Lokumcuzadeleri gerçek torunu o. Her şeyi baştan beri biliyor muydun? Bal gibi de biliyordum. Tabii ki biliyordum. Kader. Ya gözümün içine baka baka nasıl yalan söyledin aylarca. Ama DNA testi yaptırmıştınız. Test mest her şey yalanmış. Para vermiş sonuçlarını değiştirtmiş. Ya bu resmen dolandırıcılık ya. Resmen dolandırıcılık. Bir de bana ekstradan hediyeler alıyordu hatırlıyor musunuz? Ne yapıyordun? Bana benim paramdan sadaka mı veriyordun? İçini mi rahatlatmaya çalışıyordun? Ya hayır, ben neyim varsa sizinle paylaştım. Hala neyim varsa diyorsun ya, her şey kaderimmiş işte. Songül. Senden bunu beklemezdim Meral. Ya bu kız senin gözünün önünde babasını aramak için nasıl çırpındı? Sen nasıl bu kadar zalim oldun ya? Tükürdüğümün parası senin için bu kadar mı değerliydi Meral? Hayır değil Songül. Ya kızlar beni dinleyin lütfen. Ya ben başta bilmiyordum kadar. Gerçekten bilmiyordum. Ya dedem bana...
Yani senin neden torunum deyince çok mutlu olmuştum, anladın mı? Çok hoşuma gitti. Sonra bana bir kutu gelmişti babamdan. Benim babamdan. Meral, benim babam. Tamam, pardon. Senin baban işte. İçinde bir mektup vardı. Banu yazmış. Kızımıza yetimhanede Kader ismini vermişler diye. İşte onu anladım. Ya neden gidip Kader'e bunu anlatmadın hemen Meral? Para gözünü kör etmiş işte. Ya hayır ya. Ya hayır, ben söylemek istedim yemin ederim. Ama Zehra abla bana engel oldu. Nasıl ya? O da mı bu işin içinde? Ya sana ne Zehra ablanın dediğinden? Senin kendi aklın, vicdanın yok mu? Ya çok mutlu olmuşum, tamam mı? Ya bir aile bulmuşum, çok mutlu olmuştum. O yüzden vazgeçemedim işte. Ben de o sırada yetimhane köşelerinde kimsesizliğime üzülüyordum. Nasıl hissettirdi Meral, biraz anlatsana. Ben orada devletin verdiği soyadla yaşarken hayatımı çalmak nasıl hissettirdi? Ben bir de gerizekalı gibi senin için seviniyordum. Ne yapıyordun? İçinden gülüyor muydun? Sana kader mi diyordun? Ya kader, söyleyecektim ya. İki gözüm önüme aksın ki söyleyecektim diyorum. Karşısına geçip özür dilerim, ben hatalıyım demek bu kadar zor muydu Meral? Ya bırak Cemre ya. Eğer Ejder bana söylemeseydi hayatının sonuna kadar Meral Lokumcuzade olarak yaşardı bu. Hayır, söyleyecektim. Bugün sizi o yüzden çağırdım. Her şeyi açıklayacaktım işte. Ya söyleyecektin. Ben senin bir lafına bile inanmıyorum. Ya kader, neden anlamıyorsun? Ya korktum diyorum, korktum. Hem hapise girmekten hem de seni kaybetmekten korktum. Kıyamam ben sana ya. Sırf beni kaybetmekten korktuğun için senin olmayan bir hayatı yaşadım. Koskoca servete yüklendin ya. Ne büyük dram. Sen kimi kandırıyorsun ya? Senin beni kaybetmek gibi bir derdin olsaydı baştan söylerdin. Korktun değil mi? Tekrar fakir olacağım diye ödün patladı değil mi? Der. Ya sen nasıl bir aşağılıksın ya? Bu kız senin kardeşindi be kardeşim. Songül. Ya Songül, bir durun. Eylül. Sen bana inanıyorsun değil mi kardeşim? Meral, sakın bana kardeşim deme, sakın. Sana yazıklar olsun. Cemre. Biz seni hiç tanımamışız Meral. Sen sadece benim hayatımı çalmadın Meral. Sen bizi çaldın. Bizim aramızdaki güveni çaldın. Sen artık hiçbir şeysin benim için. Hayır ya. Kader. Kızlar. Kızlar, bari siz dinleyin. Ya gerçekten ben söyleyecektim. Çok pişmanım.